Evden çıkarken videoyu açacaktım. Üçüncü videonun devamı olarak ve son videonun. Unuttum bu oğlum ya. Gece ara ara pilav yedim. Uyuyamadım zaten. Ne sağa dönebiliyorum ne sola dönebiliyorum. Boya kurusun diye üstüne bir de camı da açtım. Biraz üşüdüm ama tuvalete çıktım. Yani bu işe yaradı galiba. Yani onun için de üşümemiştim ama boya kurusun diyeydi. Neyse, bir ince tuvalete gittim. Formum hala aynı. Daha yükleme yani podyum öncesi kadar pump değilim tabii şu anda. Sadece yiyorum. Suyum yok. Saat şu an 7.39. Ben saat 5'te kalktım, bir daha yattım, 6'da kalktım, bir daha kalktım, 7'de yattım falan filan. Şu an kuzenime gidiyorum. O beni bırakacak. Ondan sonra check-in falan yapacağım. Tekrar bir kat daha boya atacağım. Muhtemelen orada da full yatacağım zaten. Yemeğim falan her şeyim yanımda. Yastığımı, mastığımı da aldım. Çarşaf da aldım. Yükleyeceğim her şeyi aldım. Şöyle göstereyim diyeceğim. Nasıl göstereceğim? Dur bu. Araba kullanıyorum zaten. Kafam şey. Yol daha boş. Şöyle göstereyim. Yastığım. Çantam. O da benim ha. Arkada da yükleme malzemelerim var. Şu an gidiyorum. 5 dakikaya oradayım. Ondan sonra zaten tekrar otelin yarışmanın yapıldığı otele doğru gideceğiz. Orada tekrar bakacağız, bir boya atacaklar bize. Çünkü her ne kadar boya kurusun diye soğukta kalmış olsam da yani yattım üstüne de yani 10 dakika orada, 5 dakika boyaya tuttular, 5 dakika kurayım diye durdular. Hani o kadar kurumadı da açıldı biraz. O yüzden ama çok açılmadım yani, öyle rütuş atacaklar zaten. Şeye çıkmadan önce de bozulma falan olursa rütuş atacağız diyorlardı. Şu an yoldayım. Bugün final günü. Bugün o gün mü? Bugün alıyor muyuz? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Geldim. Şu an mekandayız. Son kat boyayı yaptık. Podyum burası. Galiba biz burada yatıp dinleneceğiz. Çünkü podyumun arkasında backstage yok. O yüzden muhtemelen bizi burada tutacaklar. Şimdi check-in yapıyorlar. Mayoyu giyip bir aşağı inmem lazım. Artı kilo falan filan işleri şurada işte. Ben bir hazırlanayım, aşağı ineyim. Şöyle bir yere çöktüm. Herkes kafasına göre oturuyor. Sandalye gibi bir yer. Attım ama uzanamıyorum. Birçoktan iyidir. Belki ayaklarımı dikerim oraya. Şu an dinlenme moduna geçtik. Sıkıntı yok. Saat daha 9.30-10 falan herhalde. Ona bile gelmedi. Bekliyoruz işte. Check-in yaptık. Kilo tartı tamam. Boyum da tuttu da. Şey yapamadım. Ne ya onun adı? Ya bir sıkıntı yok. Boyda da bir sıkıntı yok. Şu an bekliyoruz. Şimdi bitti yarışma. Finalleri bekledim. Yani belki ilk, çünkü pre-judgment'de çağırmadılar ilk 5'e. Finalleri bekledik. Finallerde de koreografi yaptık. Bizim salonda birkaç eleman var. Onları gördüm. Onların standı var burada. Ya nasıldın falan filan diyor. Simetri olarak çok iyiydim. Derinlik olarak dediler. Ama
çağırmadılar şeye. Prejajmında. Neyse dedim finalleri bekleyeyim. Finallerden belki yükseliriz de. Bu sefer de ilk 5'e sokmamışlar. Kaçıncı olduğumu bilmiyorum. 6 olmuş olabilirim ya da 7. Neyse artık. Yine gittim o elemanların yanına. Hatta ben gitmedim. Karşılaştık. Onlar bana direkt dedi ki seni nasıl first call out'a çağırmadılar. Bacağının derinliği çok iyiydi. Paramparça separate duruyordu. Çok şaşırdık falan filan dediler de. Yani şimdi bok atmak istemiyorum ama ilk first call out'ta zaten first call out'ta değil. Benim çıktığım line'da benim tarafıma bakmadılar bile. Zaten 4 tane mi 3 tane mi ne hakem vardı. Ben en sağ taraftaydım. Ben en sol taraftaydım. Onlar tamamen sağ tarafa baktı. Sonra geçti gitti. Puan vermeden. Yani benim olduğum tarafa bakmadılar bile. Anlamadım orada yani nasıl bir dalga dönem var da. Neyse yani yapamadık. Bok atmaya gerek yok. Şimdi gidip büyümeye çalışacağız. Büyümeye çalışacağız derken büyüyeceğiz kardeşim. Bakalım. Şimdi yeni çıktım. Biraz kendime geleyim. Tekrar videoya bir ekleme yapıp part 3 olarak atacağım. Yani kaybettim diye part 3'ü atmıyorum gibi olmasın. Vermediler. Ya da ben almadım. Artık hangisiyse hakkım aldılarsa haram zıkkım olsun onlara. Benim hakkım değildiyse de yapacak bir şey yok. Fotoğraflar gelince NPC'nin sitesinden muhtemelen takip edip alacağım fotoğrafları. Oradan bulursam yüklerim. Ben şimdi gidiyorum. Sonra tekrar videoda devam edeceğim. Onun dışında başka bir şey yok. Barış abiyi bekliyorum gitmek için. Dışarısı çok soğuk. Şimdilik böyle, bir sonraki videoda kendime geleyim. Biraz daha anlatacağım size. Evet. Yarışma bitti. Bugün 4 Kasım, 2 Kasım'la yarıştık. 2 gündür güzel kahvaltı yapıyorum. Dün çok güzel yedim. Yani belki 3-5 kilo diyeceğim ama bilmiyorum. Ama şu an tekrar diyete geri döndük. Yani bugün itibariyle aynı rutinde beslenmeyi korumaya, devam ettirmeye başlıyorum. Şimdi genel olarak şöyle bir şey var. Bir dakika. Şimdi yarışma alanında yarışmayla alakalı şöyle bir şey var. Sikletler boy ve kilo orantılı olduğu için ve 3 tane ayrı kategori şeklinde var. Yani ben şimdi mesela klasik fizikte yarıştım. Bunun biraz daha amatör kısmı olan için de ekstra katılım sağlayabiliyorsun. Ya da yaşın gençse onunla da ekstra. Yani her şeye katılma imkanın var. Aslında ne kadar çok paran varsa o kadar siklete aynı anda kayıt yaptırıp yarışabiliyorsun ki 100 kişi var ya da yoktuk. En az 80'i birden fazla kategoride yarıştı. Ben tek atayım dedim. Yani diğerlerinde yarışmaya gerek yok diye düşünmüştüm ama burada öyle değil. Çünkü şöyle oldu benim gözlemlediğim. Şimdi benle aynı siklete çıkan eleman benden bir önceki sikletle de yarıştığı için ve orası biraz daha böyle yeni katılanlar arasında klasman daha düşük olduğu için oraya çıkıyor mesela, orada dikkat çekti zaten. Sonra benle aynı siklette tekrar çıktı podyuma. Hakemler direkt onun tarafına baktı. Benim anladığım veya gözlemlediğim bu. Yani bu çok mantıklı değil. Mantıklı gelmiyor yani bana, hani param varsa bütün sikletlere gir o zaman. 4 siklete gireyim. En az birinde zaten şampiyon olacak gibi bir şey oluyorum. Çünkü zaten adamlar beni 4 kere görmüş oluyor. Ben bir kere çıktım podyuma, beni bir kere görmüş oluyorlar. Yani aslında param varsa gibi bir şey oluyor yani. Neyse ben öyle yapmak istemedim. Hani direkt ben open'dan gideyim istedim klasik fizikte.
Olmadı. Onun dışında şöyle bir şey dikkatimi çekti. Klasik fizikte kardeşim en güzel pozlardan, yani olmazsa olmaz poz, en yüksek puan alabileceğin pozlardan bir tanesi benim bildiğim kadarıyla vakum pozudur, tamam mı? Ne benim sikletimde, ne benden önceki, benden sonraki uzun boylular, kısa boylular hiçbirinde dikkat ettim. Özellikle bir tanesi bile vakum yapmadım. İlk 12'deki preci hacmine çıktık zaten. Adamlar önden serbest tuttu. Sağa dön dedi. Tekrar sağa dön dedi. Normalde 4 çeyrek dönüş yapmamız lazım. Sağa döndük bu sefer. Yani şöyle durdum. Yandan durdum. Arkaya dön dediği zaman çift biceps ver dedi. Yani normalde 4 çeyreği yapmam lazım. Ondan sonra yapılması lazım diyebiliyorum ben. Orada çift biceps ver dedi. Sonra tekrar sağa döndürdü. Yandan göğüs bicepsi. Yani çok karışık bir pozlama şeklinde götürdüler olayı. Orada zaten dediğim gibi benim tarafıma hiç bakmadılar. Benden önceki çıkan elemanlar zaten kısa boylulardı. Kısa boylu muydu? Yaşları ya da küçüktü bilmiyorum işte. Yani bir 25 yaş altına da katılabiliyordu. Bir 30 yaş altına da katılabiliyordu. Neyse. Yani benden önce bir 2-3 siklete daha yarıştı elemanlar. Çıktı podyuma, gösterdiler kendilerini. Adamlar zaten orada puanlamayı verdi, tamam mı? Beni de ilk first call out'ta çağırmayınca 5 kişiye gittim hakemlerden birine dedim ki yani beni ilk 5'e çağırmadınız. Ben ne yapmalıyım yani 5'e beklemem gerekiyor mu? Hani zaten bekleme deseydi de bekleyecektim de çünkü o kadar para verdim ama ne beklemeyeceğim. Yani en azından kendimi gösteririm, kendimi denerim, kendimle şey yaparım. Neyse aldım işte. Dedi ki bekleyebilirsin dedi, beklemelisin dedi, orada her şey değişebilir falan filan dedi. 5'e kadar bekledik, yattık, tamam mı? 3 saat oradaydım. Zaten elemanların çoğu otelde kalıyordu ya da bayağı o taraflarda yakın civarlarda konakladıkları için gittiler. Çok az kişi kaldı arenada. Bize hep tekli şeyi aldılar. Müzikli kategori için neydi onun adı? Müzikli şova aldılar işte. Hani böyle çıkıyorsun bir dakika rutin yapıyorsun ya. Bir dakikalık rutini aldılar. Şimdi oraya çıktım. Pozumu yaptım. Bütün rutinleri yaptım. En sonunda vakum pozu verdim. Olmazsa olmaz. Yani bir kişi bile vakum pozu vermedi arkadaş. Bir kişi bile vermedi ya da vakum pozu. Bir tane vakum adam, vakum yapan adam yok la benden başka orada. Ve hakemler de benden önceki çıkan rutinlere baktım. Hakemler diyor ki anca ne mesela Ricardo bilmem ne çıkıyor, pozunu yapıyor, sıraya giriyor. Sıradaki yarışmacı Brad bilmem ne geliyor, pozunu yapıyor. Sonra sıradan diyorlar ki bir üçüncü bu, ikinci bu. Yani hiç puan muan da vermiyorlar. O beşteki dalga dümen final hesabı da yalandan yani. Hani bir puanlama veya ekstra katkı sağlamıyor. Onu da yaptım. Yani vakum ben anlamadım yani. Hiç beklediğim gibi de olmadı ama neyse yani vardır bunda da bir hayır. Yapacak bir şey yok. Şimdilik bu kadar. Üçüncü partı da yapmış oldum. Bunu da atarım. İkisini 2 ile 3 hatta aynı anda atarım şimdi birazdan. Şimdi biraz büyüme kardeşim. Büyümeden kastım anladınız. Tekrar yarışır mıyım? Belki yarışırım, belki yarışmam. Yarışma perilerime bağlı. Bakacağız. Neyse şimdilik bu kadar. Bir sonraki belki vlog şeklinde olur ya da öğünlerde ne yiyorum şeklinde olur. Çünkü diyetten sonraki kısımda biraz daha hacimsel olarak arttırmam lazım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Büyüyoruz oğlum.